aferez işlemi yapmaya geldik. Aferez ayrıştırma anlamına geliyor. Hastadan ayırmak istediğimiz hücreyi bu işlemle başarıyoruz. Bunun için özel bir set kullanıyoruz. Bu set tek kullanımda kullanıp atılan bir set. Kullanabilmeniz için hastanın hemodiyaliz kateteri olmasına gerek duyuyoruz. Çünkü basınçlı bir işlem. Setimizin iki ucu var. İki rimen ile bağlantılı olarak kullanılıyor. Evet. Alış ve dönüş hattımız var. Ayrıca kanımızın içinde pıhtılaşmaması için sitrat bölümümüz. ATP'de bir solüsyon kullanıyoruz. ESF hem geri dönüşme yani reenfüzyonda kullanmak için var hem de ilk başta setin içini test etmek için var. Ekranımızda çeşitli ayarlarımız var. Yapacağımız işleme göre program seçiyoruz. Yazılımları var cihazın. Ayrıştırma işlemini belli sürelerde gerçekleştiriyoruz. Bazı işlemlerimiz 4 saat, bazı işlemlerimiz birkaç saat sürüyor. Ve işlemi hastanın herhangi bir kaybı olmadan balansını sıfırda tutarak başarıyoruz. Geri dönüşler oldukça iyi. Özellikle nöroloji hastalarında çok iyi cevaplar alıyoruz. Peki sette genelde ne kadar bir kan var? Ya ne kadar bir İç hacim, evet. Hacim 180 mililitre. Dolaşan hacim 180 mililitre. Evet. O nedenle bebeklerde işlem yapacağımız ekstra kopyalar hacmi yüksek geleceği için ekstra dolum veren teknik var. Dışarıdan bir ekstra setin içini dolduruyoruz. Ki bebeğin ya da çocuğun, düşük kilolu çocuğun herhangi bir kan kaybı, volüm kaybı olmasın diye. Şu gördüğümüz lökositler, değil mi? Evet. Kandan topladığımız fazla olan lökosit miktarı burada. Evet. Ayrıştırıp bu şekilde buraya tabii ayrılıyor. Buraya ayrılıyor ve kan tekrar bu hattan geri gidiyor. Bu hattan giriş yapıyor bize. Evet. Cihaza giriş yapıyor. Şu hattan da tekrar vücuda geri dönüyor. Ben ilk defa gördüm bu cihazı. Çok değişik bir cihaz. Oldukça etkili bir işlem görüyoruz. Peki başka ne ayrıştırıyoruz ya? Bu setleri bu makineyle kök hücre toplayabiliyoruz. Plazma exchange yapıyoruz. Eritrosit exchange yapıyoruz. Ve glukosit toplama işlemi, glukoferez yapıyoruz. Oldukça etkili, olumlu sonuçlarını görüyoruz. Nöroloji hastalarında özellikle hareket sıkıntısı olanlarda geri dönüşler oluyor. Oldukça da sevindirici sonuçlar tabii ki. Yani SBO hastalarının değil mi? SBO değil, MS gibi, MS gibi. Peki, çok teşekkürler. Bilginiz için. ACD, işlemlerin kapasitet ettiğimiz için ACD kullanıyoruz. Dönüşme artı kutulaşmayı önlemek için. Evet, şimdi gösterelim tekrar. Evet. Şöyle, kutulaşmayı engellemek ve setteki kutulaşmayı engellemek amaçlı. Şu şekilde. Ben de bu solüsyonu yeni görüyorum. Böyle solüsyon kullanılıyor. Şimdi bu kalsiyumları da hastada bağlayabileceği için bazı hipokalsemik sıkıntılar yaşayabiliriz. İşlem sırasında uyanık olmamız gereken konulardan bir tanesi de bu. Bu kadar. Peki. Çok teşekkürler. Rica çok teşekkür ederim. Valla gerçekten güzel bir bilgi oldu bizim için. Güzel katkımız olduysa ne mutlu.